Selefiyeciler kör ve sağır mı? Sual. Selefiyiz diyenler, sen ölülere işittiremezsin ayetini delil getirerek, Resulullah ölüdür işitmez, şefaat ya Resulullah demek şirktir diyorlar. Ruhun ölmediği, şehitlere ölü denmeyeceği, onların diri oldukları, Allah'ın onları rızıklandırdığı, yiyip içtikleri Kur'an'da apaçık yazılıyken, şehitlerden üstün olan peygamberimizi nasıl ölü kabul ediyorlar? nasıl o işitmez diye biliyorlar? Cevap İngiliz casusunun itiraflarına göre Selefiyeciler, yani Vehhabiler, dilimizi İngilizlerden öğrenmiştir. İngilizlerin kurduğu dinde böyle iddiaların olması yadırganmamalıdır. Sen ölülere işittiremezsin demek, sen kafirleri imana kavuşturamazsın demektir. Bunun gibi kinaye, mecaz ifade eden birçok ayet vardır. Bazıları şöyledir. Kafirler sağır, dilsiz ve kör oldukları için akledemezler, düşünemezler. Bekara Suresi 171. ayeti. Kafirler sağır, dilsiz ve kör değildir. Hakkı işitmedikleri için sağır, doğruyu söylemedikleri için dilsiz, gerçeği görmedikleri için kör denilerek hidayete kavuşmadıkları bildirilmiştir. Kafirler sağır, dilsiz, kör oldukları için doğru yola gelmezler yahut onların hali karanlıkta gök gürlemesi ve şimşek arasında gökten boşanan sağanağa tutulup, yıldırımlardan ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarını tıkayana benzer. Allah, kafirleri ilim ve kudretiyle çepeçevre kuşatmıştır. Bekara Suresi 18-19. Ayetler Kafirler burada da sağır, dilsiz ve körlerle karanlıkta korku içinde yaşayanlara benzetilmiştir bu dünyada kör olan ahirette de kördür. İsra suresi 72. ayeti. Bu ayette de yaşayan ve ölen kafirlere kör deniyor. Yoksa dünyadaki körler ahirette kör olmayacaktır. Bir bela gelmez zannettiler de kör ve sağır kesildiler. Sonra Allah tövbelerini kabul etti. Fakat çoğu yine kör ve sağır oldu. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Maide Suresi 71. Ayeti kafirlerin küfrü kör ve sağır kesilmekle ifade ediliyor. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatılınca onlara karşı kör ve sağır davranmazlar. Furkan Suresi 73. Ayeti Tövbe eden müminler kör ve sağır davranmazlar. Yani hakkı işiterek ve doğruyu görerek hakka bağlanırlar. İşte bu kafirler Allah'ın lanetlediği, sağır ve kör ettiği kimselerdir. Muhammed Suresi 23. ayeti. Hakkı işitmedikleri için sağır, gerçeği görmedikleri için kör denmekti ve böyle inatçı kafirler lanetlenmektedir. Yoksa normal sakat olan kör ve sağır kimse lanetlenmez. Ayetlerimizi yalanlayanlar karanlıklarda kalan sağır ve dilsizlerdir. Enam suresi 39. ayeti. Kafirlerin küfür karanlığında kaldıkları, hakkı işitmedikleri ve söylemedikleri bildiriliyor. De ki ben sizi ancak vahiy, Kur'an'la uyarıyorum. Ama sağırlar, kafirler bu çağrıyı duymazlar. Enbiya Suresi 45. Ayeti Bu ayette de kafirlerin sağır oldukları, hakkı işitmedikleri, yani kabul etmedikleri açıklanıyor. Rabbiniz size basiret, kalp gözü ve idrak kabiliyeti vermiştir. Artık kim hakkı görürse faydası kendisine, kim de kör olursa zararı kendinedir. Enam suresi 104. ayeti. Hakkı görmemeye körlük deniyor. Onu, Nuh'u yalanladılar. Biz de onu ve gemidekileri kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları ise suda boğduk. Çünkü onlar kör bir kavimdi. Araf suresi 64. ayeti. Kafirler hakkı görmedikleri için kör deniyor. Kafirler yeryüzünde dolaşmadılar mı? helak edilen yerleri, o yerlerin harabelerini görüp ibret almadılar mı? Eğer ibretle dolaşsalardı, elbette düşünecek kalpleri ve işitecek kulakları olurdu. Ama gerçek şu ki, gözleri değil, göğüslerindeki kalpleri kördür. Haç Suresi 46. Ayeti Kafirlerin gözleri değil, göğüslerindeki kalplerinin kör olduğu, yani kafirlerin gözleri değil, basiretlerinin kör olduğu bildiriliyor. Öteki ayetleri de açıklamış oluyor. Yukarıdaki ayetlerde onlar kör, sağır ve dilsiz deniyordu. Bu ayette ise kör demek maddi gözün olmadığı, kalplerinin kör olduğu, yani kafir oldukları bildiriliyor. O halde kör denilince baş gözü anlaşılmadığı gibi ölü veya kabirdekiler denilince de mezardaki ölüler anlaşılmaz. Bu iki zümrenin kafir ve müminin durumu körle sağır ve görenle işiten gibidir. Bunların hali hiç eşit olur mu? Hala ibret almıyor musunuz? Hud Suresi 24. Ayeti Bu ayette de kafirlerin kör ve sağır oldukları, yani hakkı göremeyip işitmedikleri bildiriliyor. Sağırlara işittiremez, körleri ve sapıkları doğru yola eriştiremezsin. Zuhruf Suresi 40. Ayeti Sen işittiremezsin demek, sen hakkı kabul ettiremezsin demektir. Savaşta öldürülenleri siz değil Allah öldürdü. Attığın zaman sen değil Allah attı. Enfal suresi 17. ayeti. Savaşta mücahitler düşmanı öldürüyor, Allahü Teala ben öldürdüm diyor. Resulullah o ok katıyor, sen atmadın ben attım buyuruyor. Aşağıda da kabirdekilere sen değil ben işittiririm buyuruyor. Körle gören yani kafirle mümin karanlıkla aydınlık, yani batılla hak, gölgeyle sıcak, yani cennetle cehennem bir olmaz. Dirilerle ölüler de bir olmaz. Elbette Allah dilediğine işittirir. Sen kabirdekilere, yani kafirlere işittiremezsin. Sen sadece bir uyarıcısın. Fatır Suresi 19-22. Ayetler Bu ayette kafire kör, mümine gören, cennete gölge deniyor. Resulullah kabirdekilere ne söyleyecek de işittirecek? Haşa bu abes, boş söz olmaz mı? Kabirdekileri niye hidayete kavuşturmaya uğraşsın ki? Hemen ayetin devamında sen sadece bir uyarıcısın. Yani vazifen kafirleri hidayete kavuşturmak değil, sadece tebliğdir buyuruluyor. Demek ki kabirdekilerden maksat yaşayan inatçı kafirlerdir. Sen ölülere işittiremezsin. Arkalarını dönüp giden sağırlara da daveti duyuramazsın. Körleri sapıklıklarından vazgeçirip doğru yola getiremezsin. Ancak ayetlerimize inananlara duyurabilirsin. Nem Suresi 80-81, Rum Suresi 52-53. Ayetler Burada diri olup gözü, kulağı ve beyni olan kafirler ölüye benzetiliyor. Ölüleri, kafirleri imana kavuşturamazsın deniyor ölülere, sağırlara işittiremezsin ifadesinden sonra sen ancak ayetlerimize iman edeceklere işittirebilirsin buyruluyor. Kafirlerin işitmeyeceği, yani hakkı kabul etmeyeceği, ancak iman edeceklerin işitecekleri, yani kabul edecekleri açıkça bildirilmektedir. Eğer gerçekten kabirdekilerden maksat ölü olsaydı, ölü de işitmeseydi, iman edenlere işittirebilirsin ifadesi yersiz ve yanlış olurdu ve kafir ölü işitmez mümin ölü işitir anlamı çıkardı. Halbuki Buhari'deki hadis-i şerifte kafir ölü de işitir buyruluyor. Bir şeyi çok sevmek insanı kör ve sağır eder. Bu hadis-i şerifte de baş gözü kör olur, kulağı sağır olur demek değildir. Gerçekleri göremez, doğru nasihatleri duyamaz demektir. Bu kadar vesika'dan sonra Resulullah Efendimize hala o ölüdür, işitmez. Şefaat ya Resulallah demek şirktir diyenlere yazıklar olsun.